Merhaba, Aba Psikoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, okul ve aile hayatında sorunlar yaratabilen bir psikolojik bozukluktur. Hiperaktif çocuklar sürekli hareket halindedir. Yerlerinde duramazlar, kıpır kıpır halleri vardır. Koşturur ve zıplarlar. Ve en önemlisi aşırı hareketliliklerini kontrol halinde tutamazlar. Dikkat performansları düşüktür, sabırsız ve dağınıktırlar. Dürtüsellik de bozukluğun bir parçasıdır. Bu durum çocuğun belirsiz durumlara karşı dikkatli davranmasını engeller. Uygunsuz zamanlarda uygunsuz davranışlar sergileyebilirler. Bu çocuklar küçük yaştan itibaren böyle davranırlar ve okul çağına geldiklerinde bu davranışlar problemlere dönüşür. Birçok anne baba çocuğunun hiperaktif olduğunu düşünebilir. Peki dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanı ölçütleri nelerdir? Bunlardan ilki tabii ki aşırı hareketliliktir. Hiperaktif çocuklar o kadar hareketlilerdir ki yaşlarının ve gelişim düzeylerinin üstünde enerji sarf ederler. Kolay yorulmazlar, sabit değillerdir ve elleri ve ayakları sürekli oynar. İkinci tanı ölçütü ise dikkat eksikliğidir. Bu çocukların Dikkat süreleri ve dikkat yoğunlukları yaş gruplarının altındadır. Odaklanmakta zorluk çekerler. Ders dinleme ve ders çalışma esnasında dikkatleri sürekli dağılır. Özellikle uzun süreli dersler bu çocuklar için büyük problem oluşturur. Dikkatlerini başta verseler bile dersin sonuna doğru dikkatleri tamamen kopmuş olur. Ve son tanı ölçütü dürtüselliktir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar düşünmeden hareket edip ani tepkiler verebilirler. Kendilerini kontrol etme konusunda güçlük çekerler. Bu durum çocuğun kendini tehlikeye atacak durumlara sokmasına neden olabilir. Okul çağına başlamasıyla beraber çocuk sosyal olarak da problemler yaşar. Her zaman bu üç özellik aynı yoğunlukta görülmeyebilir. Biri ve ikisi daha fazla olurken diğeri daha az olabilir. Bu üç özelliğinde yoğun olarak görüldüğü çocuklar okul hayatlarında yaramaz çocuk olarak etiketlenebilirler. Bu etiketleme çocuğun psikolojik açıdan gelişimini sarsabilir. Çocuk kendisine yapıştırılan etiketleri kimliğinin bir parçası olarak kabul edebilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu beyindeki öz kontrol sistemi ile alakalı bir problemdir. Yani bir öğrenme bozukluğu değildir kişinin dikkatini yoğunlaştırması ve davranışlarını buna göre düzenlemesi ile alakalı bir problemdir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dikkatlerini bir şey üzerinde yoğunlaştırmakta normalden çok daha fazla zorluk çekerler. Bir işi yaparken birkaç dakika içinde sıkılabilirler. Akranları için normal sayılabilecek uzunlukta bir diyaloğu takip edemeyebilirler. Ancak Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar özel olarak ilgi duydukları konular üzerinde dikkatlerini kolayca toplayabilirler. Mesela ders çalışırken dikkatini toplamakta zorluk çeken bir çocuk Barbie bebeğiyle ya da oyuncak arabasıyla oynarken dikkatini çok uzun süre boyunca toplayabilir. Aslında hepimiz ilgimizi çekmeyen bir işle uğraşırken sıkılabilir ve dikkatimizi yoğunlaştıramayabiliriz ve o işi yarım bırakmaya gidebiliriz. Ancak biz davranışlarımızı kontrol altında tutabilip bu isteğimizi önüne geçebilirken dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar davranışlarını kontrol altında tutamazlar. Peki hiperaktif çocukları en çarpıcı hangi özelliklerinden tanırız? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu özellikle çocukların okul çağına gelmesiyle görünür hale gelip önemli bir problem olmaya başlıyor. Bu çocukların Okul ile olan ilişkilerinde şöyle problemlere sık rastlıyoruz. Oyalanma, düzensiz ders çalışma alışkanlığı, bitmemiş bir aktiviteden diğerine geçme, günlük aktiviteleri unutma, ev ödevini tamamlamama, otururken yerinde duramama, uygun olmayan zamanlarda koşma ve tırmanma, aşırı konuşma ve sessiz boş zaman aktivitelerinde zorlanma gibi problemlere sık rastlıyoruz. Peki her hareketli çocuk hiperaktif midir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun en belirgin özellikleri dikkat dağınıklığı, iç denetim sağlayamama ve aşırı hareketliliktir. Çocuk aşırı hareketli ise ve diğer belirtileri göstermiyorsa hiperaktif demek doğru olmayabilir. Çok hareketli olmak hemen her çocuk için mümkündür. Çocuklar çok hızlı büyür ve gelişirler. Bu hızlı hormonal değişimle birlikte vücutlarında çok enerji birikir. Özellikle erkek çocuklarında aşırı hareketlilik bu nedenle çok daha fazla görülebilir. Bazı çocuklar enerjilerini sınırlı mekanlar olan ev ve okul ortamlarında boşaltamayabilirler. Bu yüzden çocuğun hiperaktif olma olasılığını değerlendirirken bu faktörleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. Özellikle çocuğa enerjisini boşaltabileceği alanlar oluşturmak gerekiyor. Böyle bir durumda Çocuğunuza bahçede toprakla oynama fırsatı verebilir ya da onu ilgisini çeken bir spor dalına yönlendirebilirsiniz. Bazı ailelerde çocuğum hiperaktif ise kesin zekidir gibi düşüncelere rastlıyoruz. Oysa hiperaktivite, beyindeki dikkat ve davranış kontrolü ile ilgili kısımların normalden farklı işlemesi ile ilgilidir. Dolayısıyla zeka seviyesi ile ilgili bir farklılık söz konusu değildir. Çocukların çoğu normal zeka seviyesine sahiptir. Hem hiperaktif hem de zeka seviyesi yüksek çocuklar da olabilir. Ancak zekalarının yüksek oluşunu hiperaktivite ile ilişkilendirmek doğru değildir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kalıtsal da olabilir. Bu tanıya sahip bireylerin çocuklarında da aynı problemin görülme sıklığı normalden yüksektir. Fakat farklı yaş gruplarında da bu tanının etkileri farklı şekillerde zorluklara sebep olur. Bu yüzden ebeveyn olarak eğer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna sahipseniz çocuğunuzun da sizinle aynı şekilde mücadele etmesini beklememelisiniz. Çocuğunuza bu yaşlarda yapacağınız bilinçsiz müdahaleler ileriki yaşlarda özgüven problemini doğurabilir. Peki hiperaktivitenin ergenlerdeki belirtileri nelerdir? Bu tanıya sahip ergenlerde genellikle günlük hayatın akışına uymayan Fiziksel aktivitelerde görülebilir. Mesela parmakları sürekli bir yerlere vurup ses çıkarma, sandalyede sürekli pozisyon değiştirme ya da bacağını sallama gibi problemler ortaya çıkabilir. Ani tepkiler, düşünmeden karar alıp uygulamaya çalışma, kolay öfkelenme, derslerde ve sınavlarda dikkatini toplayamama, anne baba ve öğretmenlere karşı fevri davranışlar. Benlik saygısında düşüş, geleceğe yönelik umutlarda zedelenme gibi durumlar da ortaya çıkabilir. Bu dönemde depresyon ve kaygı bozuklukları gibi problemler artabilir. Bu da davranışları etkileyebilir. Peki bu çocuklar için nasıl bir eğitim planı oluşturulabilir? Öncelikle evdeki düzenin iyi organize edilmesi oldukça önemlidir. Çocuğun yemek yiyeceği, dinleneceği ve ders çalışacağı zamanların planı oluşturulabilir. Evde çocuğun ders çalışacağı ortamın dikkati bozmayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Çocukla zıtlaşmak yerine umut aşılamak ve adım adım ilerlemek faydalı olacaktır. Gelişme gösterdiği alanları hatırlatıp çocuğunuzu teşvik edebilirsiniz. Her şey ne kadar iyi planlanır ve organize edilirse çocukların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile olan mücadeleleri kolaylaşır. Önceden ne yapacaklarını bilmek onlar için yol gösterici olabilir. Okul hayatında ön sırada oturmaları dikkatlerini toplamada yardımcı olabilir. Öğretmenleri çocuğun durumu ile ilgili bilgilendirmek ve ödevleri ona göre düzenlemek çocuğun başarısını arttırabilir. Psikoloji ile ilgili güncel içeriklerimizden haberdar olmak için Aba Psikoloji YouTube kanalına abone olmayı ve bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.